Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yine çok klasik bir tarifle karşınızdayım. Üzümlü kek yapacağız. İtiraf edeyim mi? Çocukken üzümlü keki hiç sevmezdim. Güzin abla vardı. Ona çok giderdik. Mutlaka üzümlü kek yapardı ama mükemmel kek yapardı. İçimden hep şunu geçirirdim. Yani bu kadın çok güzel kek yapıyor ama bu üzümleri bunun içine niye koyuyor? Tek tek böyle minik 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 o üzümleri ayıklardım. Benim için çılgına çeviresi bir şeydi yani. Neden üzümlü kek diye. Ama insan büyüdükçe, yaş aldıkça damak tadı kesinlikle değişiyor. Artık üzümlü keke bayılıyorum. Öyle bir şeymiş yani. Onu da anladım neden üzümlü kek yaptığını. Üzümlü kek yapmak aslında kolay. Gerçekten çok kolay bir kek. Ama hep böyle üzümlü kek yapıldığında o üzümler bir yerde toplanır. Aşağıya çöker. Böyle kestiğiniz zaman dağınık dağınık böyle o güzel o üzümlü keki yakalayamazsınız değil mi bir türlü? İşte vereceğim tüm püf noktalarıyla harika klasik üzümlü kek yapabileceksiniz. Öncelikle ne yapıyoruz? Üzümlerimizin yumuşak olması gerekiyor. 10 dakika kadar böyle ılık suda beklettim. Güzelce de kuruttum. Şimdi biraz da unlayacağım. Şöyle unu alıyorum. Çünkü kuru olması gerekiyor. Yumuşak ama kuru. Bu sayede dibe yapışmayacaklar. Üzümleri kenara alalım. Şimdi kekin güzel harcını hazırlayacağız. Her kek harcında üzümlü kek olmaz. Yani yumuşak sütle yapılanlar var ya mesela kekler, pufidik kekler. Onlar da dibe çöker. Kalın bir hamur olması lazım. Şimdi vereceğim tarif öyle bir tarif. 125 gram tereyağı ya da margarin kullanıyoruz. Oda sıcaklığında olması önemli çünkü şimdi şekerle çırpacağız. 1 su bardağı şeker. Krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Güzelce kıvam aldı. Şimdi yumurtaları ilave edeceğiz. 4 tane yumurta ilave ediyorum. İyice çırpacağız. Yine böyle bir krema kıvamı alması gerekiyor. 120 ml ılık süt kullanıyorum. Yani bir ajda çay bardağından şöyle 1-2 parmak eksik gibi. Yine aynı ölçülerde sulu yoğurt. Sulu sulu bir yoğurt. Ve yine çırpıyorum. Sıra geldi katı malzemelere 250 gram un kullanacağız. Yani mililitre hesabıyla 2 tepeleme su bardağı yani 400 mililitre un. Her zaman olduğu gibi unu eleyerek koyuyorum. İki yemek kaşığı mısır nişastası. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu. Şöyle yavaş devirde çırpalım. Fırını bu arada 160 derece fanlı ayara getirdim. Önceden ısıtılmış olması önemli çünkü şimdi üzüm ve cevizi de kek harcına karıştıracağım. Hemen fırına vermemiz gerekiyor. Şöyle biraz ceviz katıyorum. Bu arada kek harcımızın kıvamı da şu şekilde bakın. Çok akışkan değil, çok da katı değil. Şöyle unlarından da serpiştirdiğim üzümleri ilave ediyorum. Hemen karıştıralım. Katı yağla yağladığım baton kek kalıbıma koyuyorum. Katı yağla yağlamanız önemli çünkü kalıptan başka türlü kolay kolay çıkmaz. Kalıba koyduktan sonra şöyle yine karıştırıyorum dibine çökmesin ve düzgün kabarabilmesi için şöyle kenarlara doğru harcı yapıştırıyorum. Böylece eşit bir şekilde kabaracak. Ve şimdi fırına gidiyor. Cam kapı olduğu için birinci kademeye koyuyorum. Ve
ve yaklaşık 1 saat pişiriyorum. İşte kekimiz harika bir şekilde kabardı ve pişti. Tabii ki soğuttum ve çıkarttım. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ne kadar eşit ve güzel kabardı. Peki içi nasıl? Şöyle kesiyorum, tam ortadan keseyim ki iyice içini görelim. Ve şöyle bir dilim de alalım. Of, çok güzel görünüyor. İşte muhteşem görünüyor. Peki dokusu nasıl? Bakar mısınız üzümleri, cevizleri? Of, çok güzel bir kek, bakar mısınız? Muhteşem. Tam bir klasik, demleyin çayınızı ve bunu yapın, tadın, bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok güzel. O üzümün tatlılığı geliyor, ceviz onu dengeliyor. İçi nemli nemli, harika bir kek. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İstanına tıklarsanız eğer, ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek, bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.